arkadaşlar, 11. sınıf analitik geometri konu anlatımlarına başlıyoruz. Bu videoları aynı zamanda 12. sınıf öğrencileri, yani üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler de izleyebilir. Ayrıca ben her bir videonun PDF'ini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan da videoyu izlemeden çıktıyı alıp daha sonra videoyu o şekilde izlerseniz sizin için daha iyi olur. Notlar üzerine sizler de yazmış olursunuz ve elinizde kalıcı notlar olmuş olur. Şimdi herkes hazırsa analitik geometriyi gelin birlikte öğrenelim. İlk olarak analitik düzlemden bahsedelim. Başlangıç noktasında birbirine dik olan iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir diyoruz. Ve dik koordinat sisteminin içinde bulunduğu bu düzlem ise bize analitik düzlemi vermiş oluyor. Buradaki yatay olan eksene x ekseni veya apsisler ekseni diyoruz. Dikey olan eksene ise y ekseni veya ordinatlar ekseni denir diyoruz. Herhangi ikisini de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda eksenlerin kesiştiği buradaki O noktasına ise orijin ya da başlangıç noktası adı veriyoruz. Şimdi bunun dışında analitik düzlemde her noktaya karşılık bir AB sıralı ikilisi ve her AB sıralı ikilisine de bir nokta karşılık gelir. Yani burada mesela x ekseni üzerinde bir A noktası alınmış, y ekseni üzerinde B noktası alınmış ve buradaki A ve B'nin oluşturduğu bir AB sıralı ikilisi ve bu sıralı ikili de bir noktaya karşılık gelir diyoruz. Yani PAB noktasını vermiş oluyor. Buradaki AB sıralı ikilisine P noktasının aynı zamanda koordinatları denir diyoruz. Yani P noktasının buradaki PAB noktasının apsisi bize A noktasını, ordinatı ise bize B noktasını vermiş oluyor. Bir örnek çözelim şimdi bunlarla ilgili. A, B, C, D, E noktalarını analitik düzlemde gösteriniz demiş. Şimdi öncelikle A noktasına bakalım. Bize buradaki nokta PAB noktası demiştik ve P noktasının koordinatları için A noktası apsisti, B noktası ordinattı. Yani A noktası x ekseni, y, B noktası ise y ekseni olacak. O zaman A 2,1 dediğimizde 2 A noktasının apsisi, 1 ise ordinatı. O zaman x ekseni üzerinde 2 noktasını alalım. Şurada bir 2 noktamız olsun ve bir noktası y ekseni üzerinde burada da bir noktamız olsun. Bunları birleştirdiğimiz zaman bu nokta bize A noktasını vermiş olacak. B noktasına bakalım. -3'e 2 noktası demiş. Yine -3 x ekseni üzerine, yani apsisi -3 verilmiş. Ordinatı ise 2 verilmiş. Burada da bir 2 noktası aldık. Bunları birleştirdiğimiz zaman da burada da bir B noktamız oluştu. Daha sonra C ve D noktalarına sıfırları vermiş. Bunları daha sonra bakalım. E noktasına bakalım şimdi. -1, -2. Yani apsisi -1 verilmiş. Burada bir -1 noktası alalım. Ordinatının ise -2 olduğunu söylüyor. Yani x ekseninin alt tarafında -2 değerimizi bulduk. Bunları birleştirdiğimiz zaman da burada bir C noktasını bulmuş olduk. Daha sonra C ve D noktalarına baktığımız zaman, şimdi burada apsisinin 5 olduğunu, ordinatının ise 0 olduğunu söylüyor. Burada da tam tersi. Şimdi apsisinin 5, tamam, x ekseninde 5 noktasını alacağız. Y değerin ise, yani ordinatın ise 0 olduğunu söylüyor. Sonuçta x eksenin üstünde 1, 2, 3 şeklinde pozitif değerler. X eksenin altında ise y'nin negatif değerleri geliyor. Orijin noktasında ise, başlangıç noktasında, o noktasını şöyle gösterelim. 0'ı 0 noktası. Dolayısıyla burada hem x'i 0 hem de y'si 0 olduğu için biz x'in 5, y'nin 0 olduğu noktaya bakıyoruz. X burada 5, y burada 0 olduğu için ikisinin kesiştiği nokta burası diyoruz. Yani bu noktada x değeri 5, buna karşılık gelen y değeri ise 0. O zaman c noktamız burası. D noktasında ise apsisinin 0, ordinatın -4 olduğunu söylemiş. Şimdi ordinata bakalım. Ordinat x ekseninin alt tarafında kalacak. -4 burada. Y'nin -4, x'in 0 olduğu yeri arıyorum. X'in 0 olduğu yerde orijin noktasında x 0'dı. Y değeri -4. Dolayısıyla noktamız, yani D noktamız burası olmalı ki bu noktaya karşılık gelen x değeri 0, y değeri de -4 oldu. Bununla ilgili hemen bir notumuz var tabi. Analitik düzlemde herhangi bir A noktası eğer x ekseni üzerindeyse, yani buradaki C noktası gibi, eğer x ekseni üzerindeyse B'si 0'dır diyoruz. Yani buradaki A noktası x ekseni üzerindeyse A'nın herhangi bir değeri, mesela burada 5 verilmiş, y'sini 0 aldı. B'si 0'dır diyor. Yani ordinatı 0'dır.
Eğer y ekseni üzerinde ise bu sefer b noktası mesela x4 gibi bir noktası var. Apsisi ise 0. Yani a değeri 0 olacaktır diyoruz. X ekseni üzerinde ise ordinatı 0. Y ekseni üzerinde ise apsisini 0 olarak alıyoruz. Buraya dikkat edelim. Şimdi geldik analitik düzlemde bölgeler konusuna. Dik koordinat sistemi analitik düzlemi 4 bölgeye ayırır diyoruz ve bu bölgeler saatin dönme yönünün tersine göre adlandırılır. Yani saatin dönme yönü bu taraf tersi bu tarafa doğru. İlk olarak buradaki bölgeden başlıyoruz. Birinci bölge olarak burasını adlandırıyoruz. Saatin dönme yönünün tersine doğru bölgelerimiz devam ediyor. Birinci bölge, ikinci bölge bu şekilde devam ettik. Üçüncü ve dördüncü bölge. Şimdi birinci bölgede x ve y eksenlerindeki buradaki koordinatlardan bahsedeceğiz. Yani mesela bir p noktası a virgül b verildiğinde buradaki a değerimiz bize apsisini, b değeri ise bize ordinatını veriyordu. Ve buradaki değerlerimiz birinci bölgede. Şimdi birinci bölgede x ekseninin burada sağ tarafı olduğu için sağ tarafındaki bütün değerler pozitifti hatırlarsanız. Aynı şekilde x ekseninin üst tarafında yani y ekseninin üst kısmı ise pozitif değerler. Dolayısıyla birinci bölgede burada sıralı ikililerden bahsediyoruz. A virgül B ya da X virgül Y sıralı ikilisinde ikisi de pozitif değerler. İkinci bölgeye geldiğimiz zaman ise burada apsis değerleri negatif değerler. Çünkü X ekseninin sol tarafı burada. Yani daha doğrusu Y ekseninin sol tarafı diye de bakabilirsiniz. Bu kısım sol tarafta X değerleri negatif olduğu için apsisi negatif, ordinatı ise pozitif geldi. Daha sonra üçüncü bölgede yine x ekseninin sol tarafı yani buradaki değerler negatif. Y ekseni burada alt taraftaki değerler de negatifti. O yüzden üçüncü bölgede buradaki değerler ikisi de eksi. Apsis de eksi, ordinatı da eksi olacak. Dördüncü bölgede ise apsisine baktığımız zaman buradaki değerler pozitif değerler. Y ekseninin ise alt tarafı burada olduğu için buradaki değerler ise negatif değerler. Dolayısıyla dördüncü bölgede işaretlerimiz artı yani apsisi artı. Ordinatları ise eksi olacak şekilde artı eksi şeklinde bunları belirtiyoruz. X ve Y eksenleri herhangi bir bölgeye ait olmadığından yani bu koordinatlarımızdan bahsediyoruz. Herhangi bir bölgeye ait olmadığından eksenler üzerindeki noktalar da herhangi bir bölgeye ait değildir diyoruz. Biz sadece buradaki bölgelerde işaretleri hakkında bilgi veriyoruz. Onun dışında X ve Y eksenleri herhangi bir bölgeye ait olmadığından dediğim gibi eksenler üzerindeki noktalarda herhangi bir bölgeye ait değildir diyoruz. M ve N gerçek sayılar olmak üzere P noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesindedir. Buna göre verilen noktalar hangi bölgededir diye sormuş. Şimdi hemen hatırlayalım bölgeleri. Şöyle demiştik birinci bölge, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge demiştik. Birinci bölgede işaretleri için sıralı ikilinin işaretleri x'i sağ taraftaydı o yüzden artıydı. Y'si üst tarafta olduğu için artı demiştik. Artı artı geliyordu. İkinci bölgede x'i negatif tarafta eksi. Y'si ise üst tarafta olduğu için artı. Eksiye artı geldi. Üçüncü bölgede eksiye eksi olduğunu söylemiştik. Dördüncü bölgede ise x'i artı. Y'si ise eksiydi. Bu şekilde işaretlere göre yorumlayacağız. Şimdi M, N ikilisinin bize dördüncü bölgede olduğunu söylüyorsa. Yani dördüncü bölgede o zaman apsisi pozitif. Ordinatı ise negatif. Yani M değeri pozitif olacakmış. N değeri ise ordinata denk geldiği için negatif gelecek. Buna göre şimdi yorumlayalım. A noktasına baktığımız zaman şimdi M değeri zaten bize pozitif vermiştik. Eksi N demiş. Şimdi N değeri zaten negatifti. Eksi ile eksiyi çarptığımız zaman artı geldi. Artı ile artı birinci bölgede bir noktayı bulmuş olduk. B noktasına bakalım şimdi N eksi M demiş. Şimdi B noktasında N değerimiz negatifti. Buradaki ifademiz negatif. M değerimiz ise pozitifti. Dolayısıyla biz negatif bir sayıyla mesela şöyle olsun bir herhangi bir sayısal değer de verebiliriz. N'ye mesela negatif bir sayı verdik eksi 2. M sayısı pozitif sıfırdan büyük 2 olsun mesela o da. Eksi ile çarptığı için eksi 2 geldi. Sonuç olarak buradaki değer negatif bir sayı oldu. Burada o zaman apsisi negatif. Ordinatını ise m vermiş. M değeri zaten pozitifti. Mesela 2 demiştik ona. Fark etmez buradaki sayı. Sonuç olarak pozitif. Birincisi eksi, ikincisi artı. Yani eksi artı olduğuna göre o da bize ikinci bölgede olduğunu vermiş oldu. C'ye bakalım şimdi. Eksi n bölü m demiş. Şimdi buradaki nokta n değerimiz zaten negatif bir sayıydı. Negatif bir sayının mesela eksi 2 demiştik ona olabilir demiştik.
Eksi 2'yi mesela eksi ile çarptığımız zaman artı geldi. Bölü buradaki ikinci bölgeye, yani buradaki ordinata geçtiğimiz zaman ise m bölü n demiş. M değeri zaten pozitif, bölü n değeri de negatif. Apsisi pozitif geliyor buradan. Ordinatı ise artın eksiye bölümünden eksi geldiği için eksi oldu. Dolayısıyla artıya eksi olan bölge dördüncü bölge olduğu için C noktasında bulmuş olduk. Diğer sorumuza bakalım. A noktası analitik düzlemin üçüncü bölgesinde olduğuna göre demiş. Şimdi üçüncü bölgede eksi eksi olduğunu söylemiştik. O zaman apsis de eksi olacak, ordinat da eksi olacak. Buna göre B noktası düzlemin hangi bölgesindedir demiş. Şimdi şöyle diyelim. A üzeri 4 çarpı B üzeri 3. Üçüncü bölgede apsis de negatif, ordinat da negatif. Yani burası sıfırdan küçük olacak. Aynı şekilde ordinatına baktığımız zaman A çarpı B üzeri 5 yine sıfırdan küçük olması lazım. Şimdi bu ifadeleri şöyle düşünelim. A üzeri 4 zaten kuvveti çift olduğu için A negatif de olsa pozitif de olsa A üzeri 4 her türlü pozitif bir sayı. Çarpı B üzeri 3. Şimdi bu ifadenin bu çarpımı sıfırdan küçük olabilmesi için B üzeri 3'ün de o zaman mutlaka negatif olması gerekiyor ki eksi ile artının çarpımından cevap eksi gelsin. Dolayısıyla B üzeri 3 negatif olduğuna göre şöyle diyelim. Burada A ile ilgili herhangi bir yorum yapamıyoruz. Sadece kuvveti çift olduğu için her türlü pozitif olduğunu biliyoruz. B üzeri 3 negatif olduğuna göre B sayısı da o zaman buradan negatif olmalı ki mesela eksi 1 sayısı 3. kuvvetini aldık. Yine eksi 1 gelecek. Yine negatif sayı gelecek. O yüzden de 3. kuvveti 0'dan küçük ise B sayısının kendisi de 0'dan küçük olmalı. Şimdi buraya bakalım. B sayısının 5. kuvveti negatif bir sayının mesela eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32, yani yine negatif bir sayı olduğu için burası negatif. Çarpımlarının ise negatif olması için A'nın o zaman pozitif olması gerekiyor. Artı ile eksinin çarpımından eksi gelsin. Dolayısıyla buradan da A'nın 0'dan büyük olduğunu bulmuş olduk. Şimdi buna göre B noktasını yorumlayacağız. B noktasında şimdi A çarpı B bize apsisini vermiş. A değerimiz pozitif çarpı B değerimiz negatif. Bu bize apsisini verecek. Ordinatına bakalım, eksi B demiş. B değeri zaten negatifti. Negatif bir sayı eksiyle çarptığımız zaman artı. Bununla da tekrar A sayısını toplayacak. A sayısı zaten artı. Bu da bize, bu toplamda bize ordinatını verecek. Şimdi artı ile eksinin çarpımından eksi, apsisi eksi geldi. Artı ile artının toplamı zaten artıyı verecek. Bu da bize ordinatını verdi. Dolayısıyla B noktası eksiye artı olduğuna göre hemen bakalım buradaki tablomuza. Eksiye artı bize ikinci bölgeyi veriyordu. Dolayısıyla B noktasının ikinci bölgede olduğunu bulmuş olduk. Örneklerimize devam ediyoruz. A noktası analitik düzlemin üçüncü bölgesinde olduğuna göre M ve N'nin alabileceği en büyük tam sayı değerlerinin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi üçüncü bölgesinde şöyle söylemiştik. Birinci bölge, ikinci bölge, burası üçüncü bölgeydi. Ve burada apsis değeri de negatifti. Ordinatı da negatif olacaktı. Eksi eksi olması lazım ikilinin. O zaman buradaki m eksi 3 apsis, n eksi 1 ordinatı ise ikisinin de negatif olması gerekiyor dedik. Yani m eksi 3 değeri sıfırdan küçük olmalı. N eksi 1 değeri de sıfırdan küçük olmalı. Buradan m değerimiz 3'ü diğer tarafa aldığımız zaman m 3'ten küçük olacak. Aynı şekilde n değeri de 1'den küçük olmalı. Şimdi çarpımlarının burada m ve n'nin alabileceği en büyük tam sayı değerleri için çarpım kaçtır demiş. M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 3'ten küçük, en fazla 2 diyebiliriz. N'ye de 1'den küçük yazabileceğimiz en büyük tam sayı değeri de 0 olur. Dolayısıyla alabilecekleri en büyük tam sayı değerleri için çarpım 0 gelir. Diğer örneğimize bakalım. A noktası x ekseni üzerinde ve negatif tarafta olduğuna göre demiş. B noktası analitik düzlemin hangi bölgesindedir? Şimdi şöyle bir koordinat düzlemimizi çizelim, koordinat sistemimizi. X ekseni üzerinde olacak. Şimdi A noktası X ekseni üzerinde gelecek ve buradaki Y noktasını, yani buradaki değerini bilmiyoruz. Y ekseninde bir değer olduğunu söylemiyor. Sadece X ekseni üzerinde olduğunu vermiş ve negatif tarafta. O zaman X ekseni üzerinde ve negatif tarafta A noktası burada bir yerde olacak. Şimdi biz X ekseni üzerinde olan noktalar için şöyle söyleyelim. Mesela burası A virgül B noktası olmuş olsa şöyle söylemiştik. A noktası apsis değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama x ekseni üzerinde olan değerlerin ordinatları 0 oluyor demiştik. Çünkü bu noktaya karşılık ordinatı 0 geliyor. O yüzden de buradaki değer 0 olacak. Yani A noktasının o zaman buradaki n-3 değeri ordinatı 0 olması gerekiyor ki x ekseni üzerinde olsun.
O zaman biz buradan n-3 eşittir 0 dersek n değerini 3 olarak buluruz. M değerini bilmiyoruz. Sadece M değerinin 0'dan küçük olduğunu biliyoruz. Çünkü negatif tarafta demiş. M'nin 0'dan küçük olduğunu biliyoruz. Elimizdeki bilgiler bunlar. Şimdi B noktasına bakalım. B noktasını yorumlayalım. M üzeri 4 demiş. Şimdi burada hatta şöyle tekrar yazalım. M üzeri 4 çarpı N. M çarpı N geldi. M sayısı negatif bir sayı ama 4. kuvveti olduğu için pozitif geldi. N sayısı ise 3, yani 3 de sonuçta pozitif bir sayı. O zaman burada artı ile artının çarpımından apsis değeri pozitif gelmiş oldu. Buraya bakalım, M değerinin negatif olduğunu biliyoruz. N değeri ise 3, yani pozitif bir sayı. Bunların çarpımlarından da eksi ile artının çarpımından eksi geldi. O zaman B sayısının sıralı ikilisinin işaretleri artı ile eksi olduğuna göre bölgemiz hangi bölgeydi onu hemen hatırlayalım. Birinci bölgede şöyle demiştik biz, ikisi de artıydı. İkinci bölgede apsisi eksi, ordinatı artıydı. Şöyle göstereyim tekrar. Üçüncü bölgede ikisi de artıydı. Dördüncü bölgede ise apsisi artı, ordinatı ise eksiydi. Yani bizim bulduğumuz ifade demek ki dördüncü bölgede olacaktır diyoruz. Şimdi yeni bir notumuz var. A noktası x eksenine olan uzaklığı ve y eksenine olan uzaklığından bahsedeceğiz. Şimdi şöyle gösterelim. Mesela A noktasının tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. 4 bölgeden herhangi bir yerde. Mesela şöyle olsa, A noktası mesela birinci bölgede almış olsam, A burada olsa, B noktası burada olsa, bizim A noktamız burada olmuş olabilir. Veya şöyle de olmuş olabilirdi. A noktası alt tarafta da olmuş olabilirdi. A yani B noktası burada olur mesela. Kesiştikleri nokta A noktası burası da olabilirdi. Veya diğer bölgelerden biri de olabilirdi tabii ki. Şimdi bu noktanın bizim aradığımız değer şu. Bu noktanın, A noktasının x eksenine olan uzaklığı, yani biz x eksenine olan uzaklığını arıyoruz. Şimdi bu noktanın, A noktasının x eksenine olan uzaklığı bize burasını verecek. Aynı şekilde A noktası burada olmuş olsaydı yine x eksenine olan uzaklığı burası olacaktı. Peki bu noktaya karşılık gelen, bu uzaklığa karşılık gelen değer ne? Bu noktanın x eksenine olan uzaklığı aslında bize B noktasının uzunluğunu vermiş oluyor. Yani B değerinin uzunluğunu vermiş oluyor. Orijine olan uzaklığını aslında. Aynı şekilde burada olmuş olsaydı yine B noktasının orijine olan uzaklığı bizim A noktasının yine aynı şekilde x eksenine olan uzaklığını vermiş oluyor. Uzaklık dediğimiz zaman aklımıza hemen tabii mutlak değer geliyordu. Mutlak değer, yani buradaki noktanın x eksenine olan uzaklığı B'nin sayısal değerinin buradaki mutlak değerine eşit olacak. Negatif olması mümkün değil çünkü uzaklıktan bahsediyoruz. O yüzden x eksenine olan uzaklığı mutlak B'ye eşit. Aynı şekilde sol, mesela alt tarafta olmuş olsaydı bu noktanın x eksenine olan uzaklığı buradaki B'nin değerine eşit ama mutlak değerine eşit. Çünkü negatif olma durumu yok kesinlikle. O zaman A noktasının x eksenine olan uzaklığı, bize burada ezber yapmamıza gerek yok. Hemen bu şekli çizip de görebiliriz. A noktasına olan uzaklığı buradaki uzaklığa karşılık mutlak B olarak gelmiş oldu. Aynı şekilde y eksenine olan uzaklığına bakacağız şimdi. Şöyle diyelim, yine mesela A noktası burada olsun, B noktası burada. Kesiştikleri noktayı büyük A noktası olarak aldığımız zaman. Şimdi bu noktanın yine x, bu sefer de y ekseni olan uzaklığını alacağız. Y eksenimiz burasıydı. Y eksenine olan uzaklığı bu noktadan y eksenine dik çiziyorum. Buradaki olan uzaklığı buradaki A'nın değerine eşit oldu. Şimdi A'nın negatif veya pozitif olma durumu olduğu için, uzaklık her zaman pozitif olmak zorunda olduğu için burası A'nın mutlak değerine eşit oluyor. Yani A noktasının Y eksenine olan uzaklığı mutlak A'ya eşit oldu. Mesela şöyle olsaydı, A noktası diğer tarafta olmuş olsaydı, şöyle gösterelim. Burada mesela A noktası, B noktası, büyük A noktamız burası olsaydı. Yine aynı şekilde A noktasının Y eksenine olan uzaklığına baktığımız zaman burası bize Y ekseni olan uzaklığını verecek. Burası da yine mutlak A olarak gösteriyoruz. Mesela A sol tarafta -2 gibi bir değer olabilirdi. Biz A noktasının Y ekseni olan uzaklığı -2 diyemeyiz. Mutlak -2, yani uzaklığı 2'dir deriz. O yüzden her zaman uzaklığı mutlak olarak gösteriyoruz. Şimdi burada ikisine de bakacağız. A virgül B noktasının analitik düzlemin eksenleri olan uzaklıkları toplamı demiş. Şimdi A noktamız şurada olsun, B noktamız burada. Herhangi bir bölgede aynı çıkıyor zaten, fark etmiyor. A noktasını aldık, A virgül B noktası olarak. Şimdi bu noktanın eksenleri olan uzaklıkları toplamı. Mesela bu noktanın x eksenine olan uzaklığı bize buradaki uzaklığı veriyordu. Yani mutlak B.
O zaman x ekseni olan uzaklığını aldık, mutlak b. Y ekseni olan uzaklığı da a'nın uzunluğuna bağlıydı. Burası da mutlak a. O zaman eksenlere olan uzaklıkları toplamı. Yani x ekseni olan uzaklığı artı y eksenine olan uzaklığı diyoruz. Yine mutlak değer içerisinde göstererek bu şekilde cevabı buluyoruz. Bunları yine aynı şekilde dediğim gibi ezber yapmanıza hiç gerek yok. Hemen koordinat sistemini çizerek uzaklıklarını bu şekilde bulabilirsiniz. X ekseni, y ekseni olan uzaklıklar toplamı da mutlaka mutlak b toplamına eşittir dedik. Şimdi eksenleri olan uzaklıklarla ilgili de örnekler çözelim. A noktasının y eksenine olan uzaklığı 3 birim, x eksenine olan uzaklığı 5 birim olduğuna göre 4. bölgedeki b noktasını bulunuz demiş. Şimdi şöyle diyelim, burada biz p eksi 2 ya da k artı 1'in hangi bölgede olduğunu bilmiyoruz biz A noktasının. Herhangi bir noktada alalım, fark etmez, herhangi bir bölgede alacağım. Mesela şöyle olsun, burası apsisi p eksi 2, ordinatı da k artı 1 verilmiş. Bunların kesişiminden bir A noktası oluşuyor. Şimdi A noktasının y eksenine olan uzaklığı, A'nın y'ye olan uzaklığını aldığımız zaman buradaki uzunluğumuz geliyordu ve buradaki değer de p eksi 2 uzunluğuna eşitti. Yani y ekseni olan uzaklığı p eksi 2'nin mutlak değeri geliyordu buradaki değerimiz. Ve bu ifadenin bize 3 birim olduğunu söylemiş. Şöyle yazalım, p eksi 2'nin mutlağı. X ekseni olan uzaklığı demiş. X eksenimize olan uzaklık ise buradaki değere karşılık geliyordu. Yani bu ifadenin mutlak değeri oluyordu. O zaman buradaki ifade de 5'e eşit dediğine göre mutlak içerisinde k artı 1 5'e eşit geldi. Buna göre burada p ve k değerini bulmaya çalışalım. Bu şekilde b noktasını yorumlayacağız. Şimdi p eksi 2 3 ise, mutlak değeri 3 ise, mutlak değeri şöyle yapıyorduk. P eksi 2 ifadesi 3'e eşit olabilir veya p eksi 2 ifadesi eksi 3'e eşit olabilir diyorduk. 3 de olsa eksi 3 de olsa 3'e eşitti çünkü. Buradan p değeri 5 geldi. Buradan ise p değeri eksi 1 geldi. Daha sonra k artı 1 için yorumlayalım. Burada da yine aynı şekilde k artı 1 değeri 5'e eşit olabilir veya eksi 5'e eşit olabilir diyoruz. Buradan k değerimiz 4 geldi. Buradan ise k değerimiz eksi 6 geldi. Şimdi bize 4. bölgedeki demiş. Şimdi b noktasının, şöyle gösterelim, b noktası p'ye k noktası olarak verilmiş. 4. bölgede olduğuna göre 4. bölgede biz ne diyorduk? Apsisi pozitifti, ordinatı ise negatifti. Yani artı eksi olması gerekiyor. O zaman P noktası pozitif olmalı, K noktası da negatif olmalı. P'nin pozitif değerini seçeceğim, o zaman 5'i alacağım. K'nın ise negatif değerini seçeceğim, o zaman eksi 6'yı alacağız. B noktasının o zaman değerlerini, koordinatlarını yazalım. P değerimizde 5'i aldık, K değerimizde ise eksi 6'yı aldık ve bu şekilde B noktasını bulmuş olduk. Evet, bu videonun son örneğine bakalım şimdi. Analitik düzlemde A noktasının ordinat değeri apsis değerinin 2 katına eşit olduğuna göre A noktasının eksenleri olan uzaklıkları toplamı kaç birimdir demiş. Şimdi ordinat değeri, yani buradaki değer 3b eksi 1 değeri apsis değerinin 2 katına eşit. Apsisi b eksi 2, b eksi 2'nin 2 katına eşitmiş. Buradan A ve B değerlerini yorumlayalım şimdi. Buradan 3b eksi 1 eşittir 2 ile çarptığım zaman 2b eksi 4 geldi ve b değerimizde eksi 1 diğer tarafa aldığımız zaman eksi 3 oldu. Buna göre A noktasının şimdi değerlerini burada yerine yazarak bulalım. B eksi 2 vermişti. B'yi eksi 3 bulduğumuza göre eksi 3 eksi 2'den eksi 5 oldu. B eksi 3'tü yerine yazdığımız zaman eksi 9 eksi 1'den eksi 10 geldi. Dolayısıyla A noktasının burada koordinatları bulmuş olduk. Bize şunu soruyor, eksenleri olan uzaklıkları toplamı. Bunu ister direkt koordinat sisteminde de gösterebiliriz, ister de öğrendiğimiz ifadeyi kullanalım. Mutlak x artı ya da mutlak a artı mutlak b demiştik. Yani mutlak eksi 5 artı mutlak eksi 10 demiştik. Topladığımız zaman da burada 5 artı 10'dan 15 geldi. Hocam ben ezber yapmak istemiyorum, koordinat sisteminde göstererek yapmak istiyorum derseniz hemen onu da yapalım. Eksi 5'e eksi 10. Apsisi eksi 5 verilmiş. Ordinatı ise eksi 10. Bunların kesişimi A noktasını vermiş. Şimdi eksenlere olan uzaklıkları toplamı. A noktasının x eksenine olan uzaklığı. Burada sonuçta paralel değer, dik uzaklığını alıyoruz. Buradaki uzunluğumuz nedir? Eksi 10'a karşılık geldiğine göre buradaki uzunluğumuz 10. Yani burası mutlak eksi 10'a karşılık geliyordu.
Aynı şekilde bu noktanın y eksenine olan uzaklığını aldığımız zaman da burasıydı. Yani eksi 5'in mutlak değerine karşılık geldi. Dolayısıyla buradan da yine aynı şekilde mutlak eksi 5 artı mutlak eksi 10'dan cevabımız 15 olarak geldi. Ve geldik analitik geometrinin ilk ödev sorusuna. Analitik düzlemde en sıfırdan küçük olmak üzere A noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı 24 birim olduğuna göre B noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş. Sorunun çözümüyle herkesin uğraşmasını istiyorum arkadaşlar ve bulduğunuz cevabı yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki analitik geometri videosunun başında zaten ödev sorusunun çözümünü de yapacağız. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoların devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.